Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Maalesef önümüzdeki hafta yerli malı haftası. Maalesef diyorum çünkü bugün çocuğuna yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanması deseniz çocuk ne diyor diye garip garip size bakar. Çünkü iğneden ipliğe ithal etmeyi sevdiğinizi artık ilkokuldaki çocuklar dahi biliyor. Ya da mesela ben bir umut, arpa buğday isteyen tarlaya buğday eker desem, şiir okumaya başlasam çocuk dertli dertli bakarak tarlada artık beton ekiliyor, bunlar emeksiz kazan peşinde diye hayıflanabilir. Bakınız, burada bu bütçenin çocuğun beslenme çantasına 2 dilim ekmek koymasına bile faydası yok diyoruz. Çocuklar aç diyoruz, beslenemiyor diyoruz, siz yol diyorsunuz, köprü diyorsunuz. Millet kuru ekmek yiyorsa aç değildir bile dediniz siz. O yüzden yerli malı haftasında portakallı, cevizli, kekli, börekli, birini dahi okula götüremeyen, cebinde harçlık olmadığı için süt bile alamayan çocuklar sizin için ne deseler haklı değiller mi? Değerli milletvekilleri, çok değil, bundan 10 bin yıl önce yani AK Parti otomobili, çamaşır makinesini, buzdolabını daha keşfetmesinden önce bildiğiniz gibi insanlık mağaralarda yaşıyordu. Bildiğiniz üzere uygarlık tarihinde avcı toplayıcılıktan tarıma dayalı yerleşik hayata geçmesi bir devrimdir. Çünkü insanlık sabahtan akşama peşinde koştuğu yiyeceği bizzat kendisi üretmeye eylemine geçmiştir. Yani insanlık doğayla etkin bir ortaklığa imza atmıştır. İşte 10 bin yıl kadar sonra toprağı ne eksen biçebileceği güzel vatanımda mevcut iktidarın doğayla ortaklığımızı bitirmeye çalışması insanlık adına son derece üzücüdür. Bakınız, sadece 20 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre 3 milyon 113 bin hektar tarım alanımız üretimden, 750 bine yakın çiftçimiz kayıt sisteminden çıktı. SGK'ya göre 90 bin çiftçi Bağkur'u ödeyecek geliri olmadığını belgeleyerek sigortasını bıraktı. BDDK'ya göre çiftçi başına düşen borç miktarı 134 kat artarak 950 liradan 127 bin lira seviyesine ulaştı. TÜİK'e göre tarımın ülke ekonomisine katkısının payı %10'lardan %5'lere düştü. Yani özetle, toprağımıza doğan güneş, yağan yağmur bedava, ata tohumlarımız %100 garantili ürün verirken ülkemize en çok gelir getirecek olan, dünyayı kapımıza bağlayacak olan tarım sektörümüz giderek büyüyeceğine bitecek kadar küçüldü. Sizce suçlu kim? Değerli milletvekilleri, bugün 80 milyon yakın kentimize artı 30 milyonluk yabancı turiste artı 8 milyon mülteci göçmen ve benzerine, yani bu ülkede bir yılda yiyecek tüketen en az 118 milyon insana topu topu 6 milyona yakın köylümüz gıda üretimi sağlamak zorunda. Peki köylümüz bunu başarabiliyor mu? Tabii ki hayır. Her yıl kırsaldaki nüfus azalırken, üretici sayısı düşerken, üretim alanı azalırken, sadece son bir yılda gübreye %226 zam gelmişken köylüden bu başarı beklenir mi? Peki suçlu kim? Bu yılki bütçenin Tarım Orman Bakanı Sayın Vahit Girişçi geçenlerde Yozgat'ta suçluyu açıklamış. Ailelerin başka bir yaşam kursunlar diye çocuklarını kırsaldan gönderdiklerini söylemiş. Bir de çok affedersiniz, çocuklarını hayvanın dışkısını koklatmak istemiyorlar diye biraz da kızmış sanırım. Yani bakan tarımdaki küçülmenin hesabını kırsaldaki çiftçiye kesmiş. Ama Vahit Bey haklı. Öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıyan Milli Eğitim Bakanı ile hekimlerin ülkeden gitmesini sadece seyreden Sağlık Bakanı'ndan kırsala hizmet vermelerini beklemek hayal olurdu zaten. Özetle, en başta eğitim ve sağlıkta kaliteyi ve kolay erişimi sağlayamayan bu iktidar kırsalda kalkınamıyor olmanın tüm suçunu elbette çocukları köyden giden çiftçiler arayacak. Ama az kaldı. Bu iktidara gidecek, biz geleceğiz. Biz iktidarımızda çiftçiye, kırsala üretime sırtımızı dönmeyeceğiz. Çiftçinin üretine zarar etmesine izin vermeyeceğiz. Biz tarlasına, latasa bırakana değil, üretimde olan çiftçiye, kanundaki olanlara da destek vereceğiz. Biz çiftçimize düşük bedelli kırmızı mazot vereceğiz. Biz her köyde hizmet vermek üzere ziraat mühendisi, veteriner ve ziraat teknisyenleri atayacağız. Çiftçinin borcundan ötürü traktörünü, hayvanını hacetmeyeceğiz. Ucuz kredi olanakları getireceğiz. Çiftçilerin tarım krediden veya bankalardan çektikleri
Teşekkür ederim başkan. Çiftçilerin tarım krediden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini ödemesini biz gerçekleştireceğiz. Buradan bütün tarım kesimine, bütün vatandaşlara sesleniyorum. Az kaldı dostlar, az kaldı. Hep birlikte başaracağız.